Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektörlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, çok değerli Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Borsa Başkanlarım, çok değerli akademisyenler, çok değerli ihracatçılarımız, değerli iş adamlarımız, çok değerli öğrenciler, Kilis'ten, Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan gelen, Kahramanmaraş'tan gelen değerli öğrenciler, değerli gençler, değerli basın mensupları, hepinizi Türkiye İhraçlar Meclisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhraçlar Meclisi'nin düzenlemiş olduğu, özellikle Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğimizin organizasyonuyla Türkiye İnovasyon Haftası Gaziantep etkinliğinin 3. gününde sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün bizlerle birlikte etkinliğimize renk katan ve kendisi gibi özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız, kendisi de genç, gençler de burada. O yüzden etkinliğimizi onurlandırdığı için özellikle kendisini ziyaret ettim, buraya davet ettim. Beni kırmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Çok büyük gençlere spora destek veriyorsunuz. Yaptığınız katkılar için de sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Ayrıca bu önemli organizasyona ta başından beri, yani 3 yıldan beri bizlere çok büyük destek veren Türkiye Ekonomi Bankası, Arçelik, Türk Hava Yolları, üçü de bize çok büyük destek veriyor. O yüzden sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Yine Arçelik bünyesinde bulunduran Koç Holding'den yönetim kurulu üyesi Ali Koç da aramızda. Bugün bize güzel bir konuşma yapacak. Ona da ayrıca geldikleri için, beni kırmadıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere değer katan tüm paydaşlarımıza, özellikle yerelde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne, Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi'ne, Gaziantep'teki üniversitelerimize de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. 3 günden beri gerçekten, bugün 3. gün, çok güzel sizlerin burada bize yaptıkları konukseverlik gerçekten bizi duygulandırdı. Çok mutlu olduk. Özellikle 2 günden beri gerek dünyada gerekse Türkiye'de çok önemli uzmanları sizlerin huzuruna getirdik. Marka ve tasarım uzmanlarını dinledik. Akademi ile sanayi arasında köprüler kurmaya çalıştık. Bu etkinliklerin meyvelerini en kısa zamanda vereceğini ümit ediyorum. Özellikle Anadolu'da inovasyona duyulan heyecan gerçekten bizi de son derece umutlandırıyor. Biz 3 yıldan beri bu etkinliği düzenliyoruz ve şimdiye kadar 55 bin kişi bizlerle beraber oldu. Aslında niye Gençlik ve Spor Bakanımıza gittim, buraya davet ettim? Çünkü etkinliklere katılan kişilerin %70'i üniversite öğrencisi. O yüzden Gençlik ve Spor Bakanlığı buraya davet ettim ve sizlerin bundan sonra da bizleri yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz. 4-5-6 Aralık tarihlerinde de İstanbul'da bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız katılacak, sayın bakanlarımız katılacak ve hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak. Bu da bize şunu gösteriyor. Bundan sonra inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve marka gerçekten Türkiye'nin katma değerini artırabilmesi için olmazsa olmazı. Dün Sayın Başbakanımızın kamuya sunduğu 9 maddelik çalışma da aslında tam bunlar içeriyor. Gerek yüksek teknoloji olsun, gerek katma değer olsun, gerekse inovasyon, Ar-Ge ve marka konusunda yapılan çalışmalar olsun ki biliyorsunuz geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türkiye markası lansmanını gerçekleştirdik. Hedef Türkiye'nin bundan sonra tüm dünyada
hak ettiği yere gelebilmesi. Özellikle burada gençlere çok büyük ihtiyacımız var. Gençleri mutlaka yanımızda görmek istiyoruz. Sizlerle bir küçük hikayeyi paylaşmak istiyorum. Michael Jordan lise ikinci sınıfta okulun basket takımına alınmamış. Okulun öğretmeni boyunun kısa olduğu için basketbol takımında oynayamayacağını söylemiş. Michael Jordan ağlayarak eve gitmiş ve morali çok bozuk. Annesi sormuş. Oğlum bu halinle niye ağlıyorsun? Sebep ne? Demiş ki böyle anne, okulun öğretmeni boyumun kısa olduğu için basketbol takımında oynayamayacağımı söyledi. Anne sonra demiş ki oğlum, önemli olan takımın içinde senin ne kadar küçük olduğun değil. Önemli olan senin hayalinde ne kadar büyük takım olduğu demiş. Ve bu sözler sonrası Michael Jordan için adeta yeni bir başlangıç olmuş. Daha sonra zaten olanı biliyorsunuz. Bırak Amerika'da, dünya çapında çok büyük bir basketbolcu oldu. Nasıl olmuş? Çok çalışarak. Çok yaptığı işe önem vererek, yaptığı işi çok severek. Biz de inanıyoruz ki siz gençler eğer çok çalışırsanız, yaptığınız işe önem verirseniz ve yenilikçi, inovatif düşünme için bugün bu salonu doldurduğunuza göre daha binlerce, on binlerce gencimizde ben bu ışığı görüyorum. İlk yaptığımız yıl İstanbul'da etkinliğimize 16.500 kişi katıldı. Özellikle biz ilk planımız 3.000 kişi katılır diye ümit ediyorduk. Ali Bey bana bakıyor, ben Ali Koç'a 3 yıl önce bu rüyamı, bu hayalimi anlattığımda o bana demişti ki ben bu konuda başarılı olacağını inanıyorum. Çünkü senin bu heyecanın bana bu düşünceyi veriyor. Ben daha sonra çıktığım röportajlarda şunu söyledim. O yıl Jennifer Lopez Türkiye'ye gelmişti. Jennifer Lopez'in konserine 6.000 genç gitmişti. Bizim 3 günde etkinliğimize 16.500 kişi geldi. Geçen sene tam 26.000 kişi geldi. 20.000 kişi de Team TV'den naklen izledi. Demek ki ne, gençlerimiz sadece eğlenceyle ilgilenmiyor, sadece vakit geçirmekle ilgilenmiyor, inovasyonla da ilgileniyor. O yüzden ben Türk gençliğiyle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Anadolu'da yapma kararı aldığımızda inovasyon haftasını, ya acaba İstanbul'da bu büyük kalabalıkları buluyoruz ama Anadolu'da bulabilecek miyiz dedik. 29-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de yaptık. 5.000 kişi geldi. 2 hafta önce Ankara'da gerçekleştirdik. Yine 5.000 kişi geldi. İlk gün açılış konuşmasında şunu bahsettim. Ben de özellikle bir Gaziantep'li olarak dedim ki Gaziantep'ten bu 5.000 kişilik rekoru kırmasını bekliyorum. Bugün arkadaşlar şu an itibarıyla 7.000 kişi geldiğini bana müjdeledi. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ama bu başarının altında ne var biliyor musunuz? Bu başarının altında birlik beraberlik var. Bakın şurada ön sırada oturanlara bakıyorum. Milletvekillerimiz, bakanımız, ilimizin valisi, belediye başkanı, belediye başkanları, oda başkanlarımız, organize sanayi başkanımız, şehrin tüm bileşenleri, ihracatçı birliği başkanlarımız, rektörlerimiz hepsi kol kola girmiş. Gaziantep'in nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Nasıl daha iyi yapabiliriz? Onun için dirsek dirseğe, omuz omuza, kol kola mücadele veriyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Gaziantep'in ihracatta 6. büyük şehir olması, sanayide çok ileriye gitmesi hiç de boşuna değilmiş. Emeksiz yemek olmuyor. Demek ki çalışmanın, yapılan çalışmanın çok büyük bir karşılığı var. Aynısını şu anda Gaziantep'te 4 tane üniversite var. İnşallah buradaki yapılan etkinlikler de Türkiye'nin katma değerine, inovasyonuna çok büyük katkı sağlayacak. Ve dün
Özellikle Şahin Bey Belediye Başkanımız bana İslam Bilim Tarih Müzesi'ni gezdirdi. Beraber dolaştık. Gerçekten gurur duydum. 100 tane İslam medeniyetinden büyük alimlerimizin eserlerini orada sergiliyorlar. Görmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Sayın Belediye Başkanımızı da böyle bir eseri Gaziantep'e özellikle kavuşturduğu için teşekkür ediyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Gerçekten 2023 hedefimizde biliyorsunuz 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bazıları diyor ki bu hedefe acaba ulaşabilir misiniz, ulaşamaz mısınız? Biz bunları hiç dert etmiyoruz. Biz diyoruz ki, geçen konuşmada da aynı şeyi söyledim. Van Gogh demiş ki, ben bir resmi yapmadan önce hayal ederim, sonra hayalimi resmederim demiş. Biz de 500 milyar dolar ihracat hedefini koyarken, 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılayı koyarken, 10 tane büyük marka hedefini koyarken, Türkiye'nin dünyadaki 10 büyük ekonomi arasında olması için hayal ettik. Şimdi de hayalimizi sizlere güvenerek resmetmek için çalışıyoruz. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum.